Bu devam edecek. Biz bu açıklamamızı aslında dışarıda yapmak istiyorduk bildiğiniz gibi ama müsaade edilmedi, izin verilmedi aslında. Biz onu da buradan protesto ediyoruz aslında. Yani tecrit anlamda biz hepimiz tecrit yaşıyoruz aslında. Bugünkü manzara da aslında onu gösteriyor. Bilindiği gibi 33 aydır hatta 34 aya giren bir Sayın Abdullah Öcalan ne avukatlarıyla ne ailesiyle ne de Türkiye kamuoyuyla görüşülmüyor aslında. Onun için cezaevindeki tutsakların da ona destek amaçlı bu tecriti kaldırılması için, tecritin boşa çıkartılması için aslında tecriti dışarıdaki kamuoyuna daha çok ses olması için de kendi bedenlerini bu tıkanıklığı aşmak için kendi bedeniyle bir eyleme başlamışlar. Açlık greve, dönüşümlü açlık greve başlamışlar. Biz de aslında burada yapacağımız nöbet eylemimizle aslında biz daha çok cezaevindeki tutsakların dışarıdaki sesi, yüreği ve gözü olmak istiyoruz aslında. O anlamda biz daha çok kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Daha ilerideki süreçte tehlikeli bir aşamaya geçmemesi için biz kendi çocuklarımızın ne sağlıklı ne de başka bir şekilde cezaevinde sağlıksız bir şekilde cezaevinden çıkmasını istemiyorsak bu konuda daha çok ses olmamız gerekiyor. Ulaşabileceğimiz her yere, gidebileceğimiz her eve, ulaşabileceğim her kişiye dokunmak gerekiyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Biz genel anlamda tecriti, yani İmralı'daki tecriti aslında Sayın Abdullah Öcalan özellikle tecriti Türkiye'deki bütün tıkanıkların bir nedeni olarak görüyoruz. Böyledir aslında. Bu tıkanıklığı aşmak için de bir an önce hem avukatlarıyla hem ailesiyle hem Türkiye ve Kürdistan kamuoyuyla sözüyle mesajlarıyla buluşması gerekiyor. Biz bunun Türkiye'de bir normalite ekonomi anlamda da, siyasi anlamda da, psikolojik anlamda da bir normalite neden olabileceğini düşünüyoruz, inanıyoruz ki önceki süreci biliyoruz. Önceki süreçte biliyoruz ki sözleri kıymetlidir. Sözlerini kamuoyu tarafından kıymet biçiliyor hasta ve kendi açıklaması da var. Yani bana izin verilirse ben bir haftada Türkiye'de şu andaki olan çatışmayı, savaşı, ölümü durdurabilirim. Aslında çok kıymetli bir söz, çok büyük bir söz. Buna izin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani genel anlamda biz bugün burada kendi arkadaşlarımızla, genel kurumlarımızla, siyasi partilerimizle bir nöbetleşme, üçer günlük nöbetleşmeye başlayacağız. Bundan sonra da bütün kamuoyundaki bizi dinleyen, bize ulaşan ya da bizim ulaştıklarımız burada hem destek istiyoruz bu insanlardan hem de gelip bize moral, buradaki arkadaşlara moral vermesini istiyoruz. Buradaki arkadaşları ziyaret etmesini istiyoruz. Yani bugünkü açıklamamız genel anlamda böyledir.